Burada çok ağır vaka, bir genç bir bayan. Doktorlar artık hiçbir şey yapamayız. Rahim ve yumurtalıklarını alacağız demişler. O da oturmuş ağlamış. Yani anne olamayacağım diye. Sabah erkenden beni aradığında dedim ki ya yani çok çok ilerlemiş. SA 125 5230. Yani bunun iyileşmesi mümkün değil diyor doktorlar. Kesin alacağız. Ben dedim bilmiyorum. Yani bakacağız. İksir aloe vera jel. İksir her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümörü eritir. Damarları açar, plakları çözer, bağışıklık sistemini güçlendirir. Aloe vera bağırsakları temizler, mantarı yok eder, bağışıklık sistemini güçlendirir. Aloe vera ile ilgili birçok klinik araştırması var. Kansere karşı etkili. Zerdeçal kansere karşı etkili. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var ama tozu değil. Hatta balla karıştırmak hiç iyi değil. Çünkü zarar verir. Destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstrakt olacak. Cevitle ilgili yapılan araştırmalarda Profesör Doktor Zhang kansere karşı etkili olduğunu, Çinli olduğu için Zhang diyor, kansere karşı etkili olduğunu belgeledi. Bu yeni bir araştırma, yeni bir çalışma. Cevitin birleşimindeki indirubin kanserli hücreleri yok ediyor. Profesör Doktor Zhang ise, bu da Çinli, lösemiye, kan kanserine karşı etkili olduğunu klinik araştırmaları belgelediler. Profesör Doktor Friedman ise cevitin birleşimindeki indirubin antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu, yani bakteri, virüs ve mantarlara karşı etkili, yani doğal bir antibiyotik. Hiçbir yan etkisi yok. Evet, bu hanımefendi de raporda burada var. 15 santim kist ve ne diyor? SA 125 5230 kötü huylu hücre sayısı diyelim. Yapacak bir şey yok. Rahim ve yumurtalıklar alınacak demişler. Beni aradığında geleceksiniz, görüşeceğiz, bakacağız, deneyeceğiz. Denemeden bir şey değil mi? 6 hafta içerisinde bir gelişme olursa devam edersiniz. Yoksa yapacak bir şey yok dedim. 6 hafta içerisinde gelişme olunca devam etti. 6 ay sonra risk kalmadı. SA 5230'dan, SA 125, 5230'dan 76.3'e düştü ve doktorlar da şaşırdı. Tamam dediler, ameliyata gerek yok dediler. Hamdolsun, başardık.